Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız, 100. yılımızı kutladığımız şu dönemde, Türkiye'yi 100 yılı diye adlandırdığımız şu dönemde, birleştirilmiş sınıflarla 70 binin üzerinde ücretli öğretmenlerle eğitim faaliyeti yürütmekteyiz. Bugün çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak istiyorsak, uzayda adımızı yazdırmak istiyorsak, bunun yöntemi ve yolu eğitimden geçer, bunun mimarı da öğretmenlerdir. Türkiye 100 yılına yakışan bugün 100 bin mülakatsız atamadır. KPSS puanına dayalı yapılacak bir atamadır. Mülakatın olduğu yerde vicdanlarda şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise adalet yoktur. Adaleti sağlamanın yolu sınava dayalı, hiç kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek 100 bin atamadır. Bir öğretmen üniversitede okurken tek hayali vardır: sınıflarına kavuşmak, öğrencilerini yetiştirmek, geleceğin Türkiye'sini sağlamaktır. Bugün bu öğretmen arkadaşlarımızın tek gayesi sınıflarına kavuşmaktır. Bizler umut ediyoruz ki Cumhurbaşkanımızın tüm alanlarda, kamuda mülakatı kaldıracağı sözü yere düşmeyecek ve bugün mülakatsız atamanın sağlanacağı, 100 bin öğretmenin sınıflarına kavuşacağı bir dönem oluşacaktır. Ve şunu bir kere haykırmak istiyorum ki, atanamayan öğretmen kalmayana kadar, sınıflar atanamayan öğretmenler sınıflarına ve öğrencilerine kavuşana kadar, eğitim çalışanları ve öğretmenler emeklerinin hakkını alana kadar eğitim gücü sen mücadeleye devam edecek ve durmayacaktır. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Aylardır gerek bu meydanlarda gerekse sosyal medya hesapları üzerinde mülakatların kaldırılması ve aynı zamanda atama kontenjanlarının açıklanması ile ilgili yetkililere sesimizi duyurmaya çalışan büyük bir kitleyiz. Büyük bir öğretmen kitlesiyiz. Mülakat öğretmen atanamayan öğretmenlerin sorununa ilişkin çözüm üretebilmek için en dahiyane fikir mülakatlar değildir. Hele ki bizler bugün 21. yüzyıldayken ve uzaya kadar çıkmışken çağ dışı kalmış olan mülakatları öğretmenler olarak kabul etmiyoruz. 2-3 farklı oturuma girip hemen arkasından bir de mülakatların yapılmış olduğu tek meslek grubudur öğretmenlik. Ve bizler deneme tahtası değiliz. Bizler asla ve asla hiçbir koşulda ya da şartta mülakatları kabul etmiyoruz. Eğitimden tasarruf olmaz diyoruz. Eğitimden tasarruf demek geleceğin karartılması demektir. Eğitimden tasarruf demek geleceğe umutsuzla bakan bir neslin yetişmesi demektir. Ve gençlerimizin geleceğe umutsuzla bakmış olması devlete olan güveni de her geçen gün sarsmaktadır. Bu nedenle devlete olan güvenin tekrardan sağlanması ve aynı zamanda geleceğe umutla bakan bir neslin yetişebilmesi için mülakatsız 100 bin öğretmen talebinde bulunuyoruz. Ve bunu dibedikle gerçekleşmesini istiyoruz. Sayın Yusuf Tekin'e bununla ilgili mektup gönderdik. Cumhurbaşkanına mektup gönderdik. Niyetimizin temizliğiyle ilgili Sayın Yusuf Tekin'e çiçekler gönderdik. Neden hala duyulmuyoruz? Neden hala öğretmenlere ses verilmiyor? Ve bizler bugün bu meydanda son kez diyoruz ki artık yeter. Aylardır bir mücadele veriyorsunuz. Bu mücadeleyi niye veriyorsunuz? Çünkü bakanlarımız, devlet büyüklerimiz bize bir söz verdi. Ve biz de ne dedik? Bakan sözü devlet sözüdür dedik. Ve aylardır verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Ve devlet büyüklerimize sesimizi defaatle duyurmaya çalıştık. Ve yine duyurmaya devam ediyoruz. Ve bugün bu soğukta, bu ayazda, gerçi aylardır şehir şehir demeden her yerde etkinlik yaptınız. Haklı mücadelenizi öğretmenlere yakışır bir şekilde duyurmaya çalıştınız. Ve artık yeter diyoruz. Lütfen bizim sesimizi duysunlar. Ve aylardır hayatına yön veremeyen insanlar var. Aylar geçti ama hala atama haberi gelmedi. Derhal bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ve gençliğimizi yetiştirecek değerli öğretmenlerimizin geleceğe umutla bakmasını bekliyoruz. Hep bir ağızla haykırıyoruz. 100 bin atama haktır.
atama öğretmenin hakkıdır. Tabii ben burada şu anda bir öğretmen, bir vatandaş olarak her şeyden önce buradayım. Çünkü biliyorum ki bu kardeşlerimizin arasında, burada şu anda bizleri izleyen, bu ulus meydanındaki kardeşlerimiz arasında farklı siyasi görüşlere mensup insanlar var. Ama bu konu siyaset üstü bir konudur. Ve ben de bu mesleği yıllarca icra etmiş ve bu mesleğin içinden gelen bir genel başkanın partisinin sözcüsü olarak bu sorumluluk bilinciyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarımızı yürüttük. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na, hükümet yetkililerine sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum. Bu kardeşlerimizin yeri burası değil. Onların yeri sınıflar, sıralar ve evlatlarımızın yanı olmalıdır. Biz bu duyguyla bu mücadeleyi veriyoruz. Burada bir oy kaygısına, bir seçim hesabına asla izin vermemeliyiz. Ne biz, ne bu ülkeyi yönetenler. Çünkü bu öğretmenlerimiz yüz binlerce ve onların aileleriyle bir araya getirdiğimizde milyonlarca insanın bu problemle yüzleştiğini her gün görüyoruz. Her hafta kabineden çıkacak sesin, müjdenin takipçisi ve onu dikkatle takip ediyorlar. Ben şimdi buradan Sayın Milli Eğitim Bakanı'na da seslenmek istiyorum. Mülakat konusunda bir açıklamanız olmuştu. Dediniz ki kanunda mecburen olduğu için bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Ben bunu duyar duymaz o hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifini verdim. Teklifim şu anda meclis başkanlığında duruyor. Gelin onu bu hafta işleme koyalım ve mülakatsız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu günlerde en az, bakın en az diyorum, 100 bin atamayı, bu müjdeyi verelim ve bu öğretmenlerimizin sesini duyalım. Büyük Atatürk 1921 yılında Sakarya Savaşı'nın o zor günlerinde 1. Marif Kongresi'ni, Eğitim Kongresi'ni toplamış. Ve orada konuşmasında çok önemli bir sözü var. Vatanımızı kurtaran asker ordularımızın yanında geleceğimizi yoğurması gereken irfan ordularına ihtiyacımız var demiş. Dolayısıyla cumhuriyetimizin, çağdaş cumhuriyetimizin, ilkelerimizin, değerlerimizin bugün ve gelecekteki yegane savunucusu elbette öğretmenlerimiz olacak. Biz onların yanındayız. Öğretmenlerimizin bütün hak mücadelesinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Aylardır devam eden bir mücadele var ve biz bu mücadelenin her ayağında öğretmenlerimizin yanında olmaya çalıştık. Ve her seferinde gördük ki öğretmenler bir ders veriyor. Şu anda da bir dersin içerisindeyiz. Kendilerine yakışır, nasıl hak aranır. Bunun en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyorlar. Meydanlarda, sosyal medyada, partilerde, mecliste, Türkiye'nin dört bir yanında bir hak mücadelesi içerisindeler. Bir lütuf değil, bir pozitif ayrımcılık değil. Kendilerine var olan ihtiyacı ayan beyan ortada olduğu bir dönemde ve kendilerine devletin en tepesinden başta olmak üzere ülkenin milli eğitim politikasını kurgulamaktan ve yürütmekten sorumlu Milli Eğitim Bakanı'nın Eylül ayında yaptığı bir açıklama vardı. Ekim sonunda genel atamaları branş dağılımlarıyla açıklayacağız. Ekim geçti, Kasım geçti, Aralık geçti, Ocak geçti, şimdi Şubat'tayız. Bir dönem şey vardı, Şubat Mart'tan daha iyi olacak. Mart Nisan'dan, Nisan Mayıs'tan. Evet, daha iyi olacak, biz bunu biliyoruz. Ama onların iyi olması için bugün bu meydanlarda, şu an bunu izleyen Türkiye'nin dört bir yanında bugün burada olmasa da gönülleri burada olan on binlerce öğretmen adayının sisteme dahil olmalarıyla çok daha güzel olacak. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında 70 bin kişilik bir ücretli öğretmen gerçeğinden bahsediyoruz. Birleştirilmiş sınıflarda hala eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin aykırı durumlardan bahsediyoruz. Ve biz bunların hepsini geleceğin nesilleri olarak yetiştirirken herkese imkan ve fırsat eşitliğini sağlamamız gerektiğini biliyoruz ve bunun öncülüğünün de öncelikle nicel eksikliği tamamlamaktan geçtiğini biliyoruz.